Efendim günaydın. Bayramın son günündeyiz. Artık bayram bitiyor. Arkasından hemen hafta sonu gelecek. Hafta sonundan sonra okullar açılacak sevgili seyirciler. Pazartesi günü 19 Eylül'de okullar açılacak. Ve 2016-2017 eğitim öğretim sezonu bütün öğrenciler için başlayacak. Sadece öğrenciler için mi başlayacak efendim? Veliler için de başlayacak. Çünkü biliyorsunuz ki eğitim öğretim sezonunda veliler öğrencilerle birlikte eğitim görüyorlar. Onların derslerine yardımcı oluyorlar. Onların eksiklerini, gediklerini tamamlamaya çalışıyorlar. İlk öğretimden başlayın, ortaokula kadar ve liseye kadar, üniversiteye hazırlanacak çocuklara kadar, öğrencilerimize kadar 2016-2017 eğitim öğretim sezonu pazartesi günü sabah start verecek sevgili seyirciler. Tabii 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz ki kamudan gözaltına alınanlar oldu, tutuklananlar oldu, görevinden alınanlar oldu. Şimdi pazartesi günü herkes şunu merak ediyor. Acaba ders zili çalınca, çocuklarımız okula gidince Milli Eğitim Camiası'nda, okullarda, sınıflarda eksik öğretmen olacak mı? Çocuklar derslerine girdiklerinde acaba dersleri boş mu geçecek? Çünkü ne Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, ne valilikten, ne bakanlıktan henüz bu konuda açıklama gelmedi. Nasıl bir açıklama bekliyor vatandaş, veli, öğretmen kadrosu da aynı zamanda Milli Eğitim Camiası? Acaba bu gözaltına alınanlar, acaba bu tutuklananların yerine yeni atamalar mı olacak? Yeni sözleşmeliler mi olacak? Yeni görevlendirmeler mi olacak? Bu kadro eksikliği nasıl tamamlanacak? Bu konuda bir muamma var. Manisa yereline baktığımız zaman Sayın Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş'a bu soruyu sordum, cevabını alamadım. Sayın Valiye sordum, cevabını alamadım. Efendim Manisa Valiliği bünyesinde OHAL bürosu açıldı. Vali yardımcılarından bu konuda herhangi bir bilgi alamadık. Ama tabii Milli Eğitim Camiası'nın kendi içindeki sosyal diyaloglarımız ve kişisel muhabbetlerimiz sayesinde öğrendiğimize göre 19 Eylül sabahı biraz Manisa'da kadro konusunda sıkıntı olacak. Belki 1-2 ay da bu kadro konusundaki sıkıntı devam edecek. Umarım çocukların dersleri boş geçmeyecek. Çünkü her geçen boş geçen ders o çocuğun zararına. Yarın ileride üniversite sınavına girdiğinde, örneğin matematik dersini örnek verelim. Eğer o dersin konusunu anlatacak bir öğretmeni yoksa, hele de çocukların anlayabileceği şekilde başarılı ders anlatma yöntemine sahip çocukları öğretmenlerimiz yoksa, işte orada ipler kopuyor. Üniversite sınavında o soru çıktığında çocuk o sorunun cevabını veremeyecek. Biraz kısa bir değerlendirme yaptım. Şimdi bayram bugün bitiyor efendim. Bayram nasıl geçti? Allah kabul etsin, kurbanlarınızı kestiniz. Niyetlerinizi Allah kabul etsin, kurbanlarınızı Allah kabul etsin. Bayram serin geçti. Havalar güzeldi. Çünkü Müslümanlık aleminde şöyle konuşulur. Bayramlar serin geçer, yağmurlu geçer, kurban kanlarınız temizlensin diye. Bundan sonra hafta sonuna kadar bu serinlik devam edecek. Ama hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta yine güneş kızdıracak ve bizler yine bunalacağız. Ondan sonra zaten sonbahar efendim, arkasından kış gelecek ve Manisa rutin mevsim normallerinin altına düşecek efendim. Şimdi gazete manşetlerinde Türkiye genelinde neler oluşmuş, hangi olaylar gerçekleşmiş biraz gündemi irdeleyelim sevgili seyirciler. Bölgesel gazetemiz Yeni Asır'dan başlıyoruz. Sürmanşet'ten başlıyorum efendim. Sürmanşet'te hain ilan ettiler. Kimi ilan ettiler? Gazetenin içerisine bakalım. Eski takıma Benfica uzatma dakikalarında attığı golle Beşiktaş hayat veren Talisca Portekiz'de sert tepkilere maruz kaldı. Record ve Cornea ve Demase gazetesi Talisca için hain anlamına gelen Troiçe başlığını atarken Beşiktaş'ta kiralık oynayan yıldız futbolcunun Benfica'ya dönmesinin imkansız olduğu vurgulandı. Bu bir spor haberiydi. Fenerbahçe son virajda Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında 20'de Zorya'ya konuk olacak. Bu bir maç anonsuydu. Efendim yine sürmanşetten devam ediyoruz. Hızlı Melekler İzmirli kadın 112 ambulans şoförü Badiha Demirbaş ile acil tıp ve teknisyeni Sevilay Aslaner ve stajyer Nehir Bingöl hayat kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atıyor.
Bunlar ambulansta çalışan görevliler efendim. Manşete inelim sevgili seyirciler. Altından FETÖ cinayeti çıktı. Necip Habletoğlu'nun öldürülmesinin ardında Bergama'daki zengin altın rezervlerinin bir numaralı finansörü Akın İpek'e vermek isteyen FETÖ'nün olduğu iddiaları güçleniyor sevgili seyirciler. Yeni Asır'ın manşeti bu. Yakın tarihe damgasını vuran Necip Hablemitoğlu suikastinin arkasında Bergama'daki zengin altın rezervlerini ele geçirmek isteyen FETÖ'nün olduğu iddiaları kuvvetleniyor. Türkiye'de paralel yapıya casusluk eksenini de inceleyen ilk isim olan Hablemitoğlu'nun Alman vakıfları ve Bergama dosyası kitabında dikkat çektiği Bergama'daki sözde çevre eylemlerinde asıl amacın altın rezervlerini FETÖ'nün bir numaralı finansörü Akın İpek'e teslim etmek olduğu ortaya çıkarıldı. Üzerindeki sis perdesi henüz aralanmayan Hablemitoğlu suikastinden sonra davetiye basın küçük çaplı bir iş adamıyken altın işine giren Akın İpek 10 yılda servetine servet kattı. 2015'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verilen İpek, operasyondan bir gün önce İngiltere'ye firar etti. Masak'ın yaptığı incelemelerde İpek'in Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki hesaplara usulsüz 7 milyar 40 milyon dolar transfer ettiği saptandı sevgili seyirciler. Şimdi FETÖ soruşturmaları devam ediyor sevgili seyirciler. Programın başında da açıklamayı yapmaya çalıştım. Sadece kamudan değil gözaltına alınanlar, işlerine el konulanlar, tutuklamalar, aynı zamanda ticaret erbapları, iş adamları, şirketleri olan iş adamlarının mal varlıklarına el konuluyor. Onların bu paraları nasıl kazandıklarına dair soruşturmalar yapıyor. Sadece İzmir'de ve Türkiye'nin diğer 81 ilinde değil, Manisa'da değil sadece. Aynı zamanda yurt dışında bağlantıları olan, ilişkileri olan bu iş adamlarının şu an bütün hesapları kontrol ediyor. Hani eskiden nereden buldun sorusu soruluyordu ya efendim Tansu Çiller zamanında. Şimdi bu nereden buldunu FETÖ operasyonları kapsamında illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve savcılıkları devam ettiriyor sevgili seyirciler o hal bürolarıyla beraber. Manisa'da da biliyorsunuz ki birkaç tane iş adamı gözaltına alınmıştı, bir iki tanesi tutuklandı ve onların da mal varlıklarına el konuldu. Aslına bakarsanız burada sorulması gereken şey şu, şimdi mi aklınıza geldi? Bu zamana kadar bu adamların, bu iş şirketlerin, bu iş yerlerinin bu kadar servet kazandığını, bu kadar para kazandığını, yatırımlar yaptıklarını, gemiler aldıklarını, apartmanlar aldıklarını, siteler, hatta bakın apartmanlardan bahsetmiyorum. Adamlar site almışlar. Koca bir site. Neden dikkatinizi çekmedi? Neden araştırmadınız? Zamanında neden araştırmadınız? Şimdi FETÖ operasyonları kapsamında ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Soruşturmaları yürütmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu arada FETÖ kisvesi altında Türkiye'deki bütün cumhuriyetçiler, bütün Atatürkçüler, bütün laikçiler de temizlenmeye çalışıyor. Siz de bunun farkındasınız. Devam edelim hemen manşetin altına. Müjde üzerine müjde. Bakalım müjdeler nereye gelmiş? Biri Foça'ya gelmiş, biri Alaçatı'ya gelmiş. Foça'yı okuyalım. Foça'ya yeni devlet hastanesi binası İzmir'in gözde tatil merkezi Foça'da sağlık alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan yeni devlet hastanesi binasının temel atma hazırlıklarına sona gelindi. Proje çalışmaları tamamlanan ve Kasım ayına kadar temeli atılacak hastanenin Eylül 2017'de bitirilmesi planlanıyor. Biraz sonra Manisa'daki devam eden hastanelere ile ilgili biraz yorum yapacağım sevgili seyirciler. Alaçatı'ya gelelim. Alaçatı biliyorsunuz ki çok güzel. Güzel bir tatil beldesi. Herkesin yaşamak istediği bir yer. Biraz pahalı ama tarih eserlerine baktığınız zaman, sokaklarına baktığınız zaman, oradaki yaşayan hayata baktığınız zaman herkesin yaşamak istediği, hayalini kurduğu bir yer Alaçatı. Ulaştırma Bakanı Arslan'ın Yeni Asır'a yaptığı Alaçatı Havaalanı için çalışmalarının sürdüğü yönündeki açıklaması yankı uyandırdı. Etik Başkanı İşler bu proje sadece Çeşme değil, Urla'dan Seferihisar'a, Karaburun'dan Mordağ'a kadar yarımadayı hareketlendirir dedi. Peki, Foça'yı hastane, Alaçatı'ya yeni havaalanı, turistik yer ya. Manisa'da da Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin hemen arkasında biliyorsunuz ki yeni bina yapılıyor. Çok da hızlı ilerliyor sevgili seyirciler. Yani umudumuz bizim de 2017 diyor Foça için ama
2018 biter diye düşünüyoruz. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin yeni binası, şehir hastanesinin inşaatı da, o da hızla devam ediyor sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki deprem simülatörüyle ilgili bir sıkıntısı vardı. Sonradan o cihaz alındı, yerleştirildi. Şimdi şehir hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Soma Devlet Hastanesi çok yakın bir zamanda, bir iki ay içerisinde açılacak sevgili seyirciler. O da devasa bir hastane haline geldi. İçerisinde her türlü branşın olduğu, bütün doktorların, bütün branştaki doktorların görev yapabileceği bir sistematiğe kavuşturuldu Soma Devlet Hastanesi. Biliyorsunuz ki ilçelerden Salihli'de birkaç tane özel hastane olduğu için ilçelerdeki hastalar ya Manisa Celalbayar Üniversitesi'ne ya Manisa Merkez Efendi veya Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyordu. Ya da Salihli'de birkaç tane özel hastane olduğu için Salihli'ye sevk ediliyordu. Artık Soma'daki hastanede yapılınca, bitirince, hizmete girince bu sorun ortadan kalkmış olacak. O civardaki ilçeler hem Soma'dan hem Salihli'den yararlanmış olabilecekler. Tabi araştırma hastanesi olduğu için Celalbayar Üniversitesi Hastanesi'ne de gelmesi muhtemel olacak sekler vasıtasıyla. Celalbayar Üniversitesi Hastanesi'nde sıkıntılar var sevgili seyirciler. Özellikle saf malzemelerinin alınması, ihaleye çıkılması ve saf malzemelerindeki eksikliklerin giderilmesi konusunda sıkıntı var. Çünkü medikal firmaları Celalbayar Üniversitesi Hastanesi'nin açtığı ihalelere girmek istemiyor. Neden? Çünkü paralarını alamıyorlar. Yani düşünsenize, siz bir medikal firması sahibisiniz. Hastaneye mal veriyorsunuz. Ne veriyorsunuz mesela? Sarf malzemesi nedir? Pamuk, enjektör, ne bileyim kullandığınız, ameliyatlarda kullandığınız malzemeler. Bunları Celalbayar Üniversitesi Hastanesi'ne ihaleye girerek satıyorsunuz ama paranızı 24 ay sonra taksitle alıyorsunuz. Kim verir? Kim zarara girmek ister? Onlar da tabii sarf malzemesini vermek istemedikleri için medikal malzemelerini Celalbayar Üniversitesi Hastanesi böyle bir sıkıntı yaşıyor. Bunu daha sonraki programlarımızda tekrar ele alacağız. Devam edelim. Bodrum'da vahşi cinayet. İlginç. Bodrum'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Erkan B.E. ki 25 yaşındaymış, 86 yaşındaki komşusu Mühtes Acunaş'ı boğazını keserek öldürdü. Vahşiliğe bakar mısınız? Boğazını keserek öldürmüş. Erkan B.E.'nin jandarmaya "o kadının kulağında dinleme cihazı vardı, öldürmek zorundaydım" dediği öğrenildi. Gerekçeye bakar mısınız? Şimdi cinayetin şekli boğazını kesiyor. Gerekçe de kadının kulağında dinleme cihazı varmış. Kadın duymuyordur. Duyma problemi vardır. Bilemiyorum, şimdi gazetede yazmamış ama büyük bir ihtimalle yani tahmin ediyorum. Tahmin ederek de tabii haber okumak çok doğru bir şey değil. Şizofrendir ki böyle bir gerekçeyi öldürme gerekçesi olarak düşünmüş. Tonlarca zarar. Yine Yeni Asır'ın haberlerinden bir tanesi, ton balığı olarak da bilinen orkinos avlamanın Türkiye'deki yasak olması nedeniyle bir av sezonunda yaklaşık 45 milyon lira gelir kaybı yaşanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde serbest olan orkinos avının Türkiye'de yasak olmasının sadece 3 aylık bir av sezonunda yaklaşık 45 milyon liralık gelir kaybı yaşanmasının neden olduğu belirtildi. Ağlarına takılan orkinosları tekrar denizde bırakmak zorunda kaldıklarını belirten balıkçılar, 1 Eylül'den itibaren sadece 10 günde 500 ton orkinosun bu şekilde telef olduğunu söyledi. Tabii balıkçıların savunmasını onlar açısından baktığınız zaman, empati yaptığınız zaman doğru. Çünkü kar elde etmeye çalışıyorlar, para kazanmaya çalışıyorlar. Ama bu dünyada yaşayan canlıların ırklarında tükenmemesi lazım. Orkinoslar denizde oldukça bol olduğu söylenir ama yapılan araştırmalara göre onların da nesli tükeniyor. Avlanmaması gerekir. Fakat ağ, kocaman bir ağı düşünün ve denize atıldığında ağa takılan her tür balık maalesef yakalanmış oluyor
ve bu şekilde nesillerin tükenmesine sebebiyet veriyor. Burada aslına bakarsanız bakanlıkların bir plan yapması lazım. Nasıl bir plan yapması lazım? Araştırma yapılması lazım. Nesli tükenen varlıklar, canlılar, denizlerde yaşayanlardan bahsediyorum, karada yaşayanlardan bahsetmiyorum. Hangi denizde ve hangi noktalarda yaşarlar? Eğer bunların araştırması yapılırsa, o zaman siz av yasağını şöyle koyarsınız, balıkçılar için söylüyorum. Şu noktada avlanma yasağı vardır. Çünkü burada şu tür balık vardır, nesli tükenmek üzeredir. Biz bu balıkların neslin tükenmesinin önüne geçmek için avlanma yasağı koyduk. Öteki noktada şu tür bir balık vardır. Burada da avlanma yasağı olması lazım. Ha, ne avlanabilir? Hamsi avlanabilir, levrek avlanabilir. Özür dilerim, levrek tatlı su balığı mıydı? Yanlış oldu galiba. Avlanabilir cinsten olan balıkların yerleri bakanlıklar tarafından tespit edilmesi lazım. Yukarıdaki haberlere bakalım sevgili seyirciler. Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı operasyonu ile Kuzey Suriye'de yuvalanan terör örgütleri DAEŞ ve PKK'nın kolu PYD'ye darbe üstüne darbe indirirken Mehmetçik, Irak sınırındaki hainleri göz açtırmıyor. Hakkari kırsalında düzenlenen hava ve kara operasyonlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi. Kökü kazınsın, kökü. Keşke hepsinin kökü kazınabilse sevgili seyirciler. Bu operasyonların devam etmesi gerektiğini özellikle AK Parti savunuyor. Muhalefet ilk başlarda bu konuda biraz muhaliflik etti ama şimdi o da AK Parti ile hükümetle aynı kanıyı taşıyor. PKK ile FETÖ'den eğitimde işbirliği. FETÖ'ye en güçlü olduğu eğitim alanında büyük darbe indiren Milli Eğitim Bakanlığı 28.163 öğretmeni görevden aldı. Bakın, programın başında size bir açıklama yapmıştım. 19 Eylül'de okullar açılıyor. Acaba çocuklar dersleri boş mu geçecek diye konuşmuştuk. İşte bakın onunla ilgili bir haber. 28.163 öğretmen. Yarınki programda ben size Manisa rakamlarını vereceğim sevgili seyirciler. Şu an yanımda olmadığı için net konuşmak adına şu an Manisa rakamlarını vermiyorum. Türkiye genelinde 28.163 öğretmeni görevden aldı. İhraçlarının İstanbul, Konya, Ankara hattında yoğunlaştığı tespit edilirken örgütün Kocaeli ve terör bölgelerine girmişti. FETÖ ile PKK işbirliği ortaya çıkardı. Girdiğini ortaya çıkardı. Şimdi baktığınız zaman FETÖ operasyonlarından aldığımız sonuçlara göre FETÖ'nün mensupları en çok Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü efendim ve biraz da yargıda konuşlandıklarını görüyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin milli eğitiminden sorumlu, Türkiye'nin milli eğitimini sağlayan, öğrencilerin geleceklerini hazırlayan bir bakanlık ve bakanlığın altındaki kurumlar bunlar. Yani okullar. Hani okuyla başlıyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de. Okullara konuşlanmışlar. Tabii bu 28.163 öğretmenin tamamı FETÖ'cü mü? Destek mi verdiler? Para mı aktardılar? Yoksa terör örgütüne fiilen de destek mi verdiler? Bilmiyoruz. Bunların aralarında inanın masumlar da var. Aslına bakarsanız masum olmayanlar onların en tepelerindekiler. Yani müdürler, müdür yardımcıları, il müdürleri, bakanlık, hele bakanlık. Bakanlık temizlendi mi? Yok. Hiç bakanlığa daha dokunulmadı. Bir tane daha Milli Eğitim Bakanlığı'nda FETÖ'den dolayı görevden alındı haberini. Ben okumadım. Belki kaçırmışımdır. Kaçırmışsam da özür dilerim. Tepedekiler duruyorlar. Gariban öğretmenlerin bazıları alındı. Bazıları gerçekten FETÖ'cü. Destek vermişler. Para aktarmışlar. Onlarla birlikte çalışmışlar. Ama baktığınız zaman Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü de böyle. Ben mesela isimlerini bildiğim, çok iyi bildiğim ve Gülen cemaatine mensup destek veren müdür yardımcıları biliyorum. Onlar hala görevlerinin başındalar. Bakın okullar açılacak 19 Eylül'de. O müdür yardımcılarına hiçbir şey olmadı daha. Ama öğretmenler gittiler. Tamam,
gerçekten FETÖ'ye destek vermişlerse, örgüte destek vermişlerse gitsinler. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü'nün içerisindeki yardımcılar neden yerlerinde duruyorlar? Neden koltuklarında duruyorlar? Neden onlar alınmadı? Neden gözaltına alınmadı? Neden soruşturma açılmadı? Neden tutuklanmadı? Bu soruların cevabını soruyoruz. Kimseden cevap alamıyoruz. Neden? Asıl FETÖ'cüler, müdürler neden yerlerinde duruyorlar hala? Kim koruyor? Neden korunuyor? Bunların cevabını bekliyorum. Bekliyoruz. Evet, devam ediyoruz. İşkur şehit ailelerini bayramda sevindirdi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Şen Ocak, İşkur İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ve beraberindeki heyet Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ziyaret etti. Bu ziyaretler Manisa'da da çok oldu sevgili seyirciler. Kurumların müdürleri, siyasi partiler, dernekler, sivil toplum örgütleri bütün Kurban Bayramı süresince ve Kurban Bayramı öncesinde hem bayramlaştılar hem ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Evet, güzel haber. Yeni anne ve babalara kısmi çalışma imkanı. Yeni anne baba olan çalışanlar çocuğu ilkokula başlayana kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren bu talebi geçerli fesih nedeni sayamayacak. Şimdi bu haberin İşkur müdürüyle ve SGK müdürüyle konuşulması lazım. Bu haber aslına bakarsanız hemen öyle alelacele es geçilebilecek bir haber değil. Bunun da kısa zamanda araştırmasını yapacağım. Belki de canlı yana konuk alacağım müdürü. Evet, devam edelim. Milliyete bakıyoruz. Milliyet'in manşetinde işte sivil gata başlığı var. Haberi okuyalım. Adı Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen gata sivil vatandaşları bekliyor. Allah Allah. Gata sivil vatandaş olacak. Biliyorsunuz ki gata askeri personelin tedavisini yapar. Bakalım niye böyle bir karar alınmış? %100 sivil hastanenin acil servis ve yanık ünitesi bölge için önemli bir eksiği tamamlayacak. 698 yatak kapasiteli hastanede sivil hasta kabul oranı %5'ten %100'e çıkartıldı. Anadolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doçent Doktor Memişoğlu, hastalarımızın çoğunun ayağı henüz buraya alışık değil, ancak yakın zamanda değişecektir diyor. Gelen hastalar genel olarak düzenlemeden memnun, tedavi için hastanenin yolunu tutan Gülbeyaz Karataş, burada aldığım hizmeti başka hiçbir hastanede alamadım. Önceden de buraya geliyordum. Artık kontenjana takılmadan buraya geleceğim. Gerek ortamı gerekse de doktorlarının ilgili olması burayı çok özel kılıyor demiş. Eski ismi GATA, yeni ismi Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bir Osmanlı hayranlığı var. GATA'nın ismi çok ilginç. Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Neden koyulur bir padişahın ismi? Araştırmak lazım. Bunu da bir araştıralım bakalım. Güneydoğu Denizli'nin tahtına göz dikti. Sevgili seyirciler, Başbakan Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğu'daki teşvik paketi bölge ekonomik çevrelerinde çok olumlu karşılandı. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayar, pamuğu üretirseniz entegre olarak kumaş ve tekstile kadar gelişim olabilir. Gençler tekstile işe katılır. Daha sonra farklı ve nitelik isteyen işlerde çalışabilir dedi. Batman'ın önerisinde de tekstil kenti oldu. Şimdi pamuk biliyorsunuz Türkiye'de bitmek üzere. Manisa pamuk cennetiydi. Pamuk üretimi çok vardı Manisa'da. Pamuk ve tütün Manisa'da bitti. Efendim, Doğu ve Güneydoğu'ya doğru teşvik paketi yayılmış. Bu konuda yeni gelişmeler ve ilerlemeler var. Üretim reform paketi taslağı görüşü açıldı. Sanayi bölgelerindeki işletmelere ait binalardan %75'i indirimli emlak vergisi alınacak. Endüstri bölgelerindeki binalarda inşaların bittiği tarihli takip eden 5 yıl içerisinde emlak vergisinden muaf olacak. Evet, Süleyman Soylu'nun bir haberi var. Teröre acımasız olacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröre karşı müsamakar olmayacaklarını belirterek elimizdeki teknik ve istihbari donanım açısından bütün araçları sahada hazır edeceğiz. Onların hareket kabiliyetini tamamen kesmeye çalışacağız.
tekrar söylemek istiyorum, acımasız olacağız umarım. Devam edelim. Suriye şehitlerine hüzünlü veda, şehitlere saygı nöbeti. 2 hafta önce 11 şehit verilen Çukurca Kaletepe'de 188 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, tam kontrolü sağladıkları sınır hattının en kritik noktasında Türk bayrağını dalgalandırıyor. Güvenlik güçleri Mehmetçik'in şehit düştüğü noktaya Türk bayrağı dikip bölgeye Bayraktepe adını vererek gece gündüz saygı nöbeti tutuyor. Cerablus'a bakalım sevgili seyirciler. Cerablus'a Kardeşeli AK Parti Gençlik Kolları 2 tır dolu malzeme ve 1000 oyuncağın yer aldığı yardımları Cerablus'a Suriyelilere dağıttı. Kadınlar gıda yardımlarını alırken çocuklar oyuncaklar için sıranın kendilerine gelmesini sabırsızlıkla bekledi sevgili seyirciler. Tabi Cerablus'ta çok büyük bir hayat hikayeleri var sevgili seyirciler. Orada farklı farklı hayat hikayeleri var. Bu çocukların hayalleri vardı. Bu kadınların çocuklarıyla ilgili hayalleri vardı. Annelerin çocuklarıyla ilgili hayalleri vardı. Babaların çocuklarıyla ilgili, kendileriyle ilgili hayalleri vardı. Ama Cerablus şu an yaşam mücadelesi veriyor. Hayalleri bırakın ayakta kalmaya ve yaşamaya çalışıyorlar. Evet, dün bu haberle Türkiye sarsıldı. AK Partili Budak öldürüldü. Efendim, milletvekili adayıydı fakat öldürüldü. Bunun da haberini sizlere aktaracağız önümüzdeki saatlerde. Akademisyenin feryadı mecliste. OHAL kapsamında kapatılan vakıf üniversitelerindeki 2500 akademisyen, idari personel daha önce çalıştıkları üniversiteler nedeniyle iş bulamıyor. CHP Bursa Milletvekili Doktor Ceyhun İrgil konuyu meclise taşımış soru önergesiyle. Anne Beni Kurtar başlığıyla bir haber var sevgili seyirciler. Özel haber Paşa Alyurt'un Milliyet Gazetesi'nden. Ankara Hacı Bayram'da giderek IŞİD'e katılanların aileleri çocuklarına geri dönmeleri çağrısında bulundu. Oğlu ve gelinin Suriye'de olduğunu belirten anne Elmas Kızıldağ, gelinin anne geri dönemiyorum, beni kurtarın diye telefon ettiğini söyledi. Terör örgütünün önüne düştünüz mü? Bir daha oradan çıkamıyorsunuz. İşte burada annelerin, babaların çok dikkatli olması lazım. Bakın sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil. Ege'si, Akdeniz'i, Marmaris'i, İç Anadolu bölgesi sevgili seyirciler o kadar iyi konuşlandılar, o kadar iyi gizleniyorlar ki terör örgütlerinin mensupları, yöneticileri. Özellikle gençleri tuzaklarına düşürmeye çalışıyorlar çeşitli vaatlerle. Annelerin çocuklarının nereye gittiğinden, neyle ilgilendiğinden, kimlerle konuştuklarından, ne konuştuklarından babaların da mutlaka bilgili olması lazım. Ve çok zaman geçmeden müdahale etmeleri lazım çocuklarını kurtarabilmek için terör örgütlerinin elinden. Devam edelim. Gülen'den MHP'ye sızma harekatı. Ankara Başsavcılığı FETÖ'nün MHP'ye sızma girişimiyle ilgili adli soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde savcılık 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında araştırmacı Özer Sencar, gazeteciler Münzer Türkhani, İbrahim Kambur, Yavuz Demirbağ, akademisyen Profesör Tekin Memiş de yer aldı. FETÖ'den masallar adında bir haber var. Bakalım ne masallar uydurmuşlar. FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta tutuklanan polis memuru AS'nin evinde yapılan aramada örgütün çocukları masalla ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bir ağaçla çocuğun diyaloğunun anlatıldığı masal kitabında örgütün evlerinde yatılı kalınması, sohbetlere katılınması tavsiye ediliyor. Masallarda bile anlatmışlar. Efendim Körfez dershanelerini hepiniz bilirsiniz. Körfez okullarını ve Körfez dershanelerini. Belki de çocuğu olan anne ve babalar mutlaka 10 kişiden ikisi çocuğunun Körfez dershanelerini veya eğitim kurumlarına göndermişlerdir. İşte oralarda da sevgili seyirciler bu yaklaşımlar oluyordu. Ablalar abiler vardı. Ablalar abiler Kur'an-ı Kerim öğretelim diye, efendim namaz kılmayı öğretelim diye çocukları evlerine götürüyorlardı. Gençleri evlerine götürüyorlardı ve onların o evlerde kafalarını yıkamaya çalışıyorlardı.
Ama anneler ve babalar seviniyorlardı. Benim çocuğum ablalara, abilere gitti. Ne yapıyor? Kur'an öğreniyor. Ne yapıyor? İbadet etmeyi öğreniyor, namaz kılmayı öğreniyor. Ne kadar güzel bir şey. Her anne babanın çocuğu için hayal ettiği bir şey. Namaz kılmak, Kur'an öğrenmek, Kur'an-ı Kerim öğrenmesi. Ama işte keşke öyle olabilseydi. Keşke o çocuklara orada sadece Kur'an-ı Kerim öğretilseydi, namaz kılmak öğretilseydi. Evet, diğer gazeteye geçelim. Sabah gazetesi. Günaydın mı? Sabah gazetesi. Sabahın manşetinde özgürlük sözde kelepçe. Özgürlük sözde kelepçe elde. Evet, güzel başlık. Türkiye'ye her fırsatta basın özgürlüğü dersi vermeye kalkışan Hollanda, haber yapan muhabirimizi kelepçeleyip hücreye attı. Sabah gazetesinin muhabirini. AK Partili bu da alçak suikast. Dedik ki az önce, biraz sonra okuyacağım haberini. Hain PKK'lı teröristler bayram ziyaretinden dönen Ahmet Budağ'ı çocuğunun gözü önünde katletti. Hakkari'de 1 Kasım 2015 genel seçiminde AK Parti'den birinci sıra adayı olan Ahmet Budak, dün Şemdinli'deki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. PKK'lı hainler bayram ziyaretinden çocuğuyla dönen Budağ'ı Kalaşnikov'la çaprat ateşe tuttu. Hastaneye kaldırılan Budak kurtarılamadı. Bölgede teröristleri yakalamak için büyük operasyon başlatıldı. Evet, Türkiye'nin yardımı okyanusu aştı. Kurban bağışları dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'daki Müslümanları da unutmadı. Kurban etleri Tumbatu Adası'na teknelerle taşındı. Aynı şey, benzeri Türk Kızılayı tarafından yapılıyor sevgili seyirciler, biliyorsunuz. Kurban Bayramı'nda kurbanını Kızılay'a bağışlayan vatandaşlarımızın kurbanları hijyenik ortamlarda ve İslam usullere göre kesildi. Kavanozlara koyuldu, kavurma olarak koyuldu ve bunların birçoğu ihtiyacı olan ülkelerdeki vatandaşlara gönderildi. Aynı zamanda bu kurbanlardan da kurbanı kesen, niyet eden vatandaşlarımıza birer kutu veya birer kilo gönderildi. Devam edelim. En büyük dileğim Erdoğan'la bayramlaşmak. FETÖ'nün kanlı darbe girişimine köprüde G3 mermisiyle yaralanan Sabri Gündüz, bu bayram en büyük isteğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bayramlaşabilmek. Daha önce de istedim, nasip olmadı. Keşke bu haberi okuduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı gitse de bu gençle bayramlaşabilse, onu mutlu edebilse. Tabii bayram bitiyor, bayramdan sonra gitsin hiç olmazsa ziyarete. FETÖ ile küresel çapta savaş şart. Rusya Ulusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Envorovic Çetin, FETÖ ile sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mücadele edilmeli. Ah, ah, Talat Envorovic Çetin, akademisyen. Güzel dilekleri var da Çetin'in. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Yani FETÖ'nün arkasında Amerika varken düşünseniz, Amerika FETÖ ile mücadele edecek. Bunlara cemaat demek çok yanlış. Elemanları gizlice devlete, emniyet, istihbarat ve askeri kurumlara sızdı. Bunlar casus ağı gibi. 15 Temmuz gecesini hatırlayalım. Yarın başka bir ülkede bunu olmayacağını kim garanti edebilir? Tüm ülkelerin bu örgütle ciddi mücadele etmesi gerekiyor. Güzel söylüyorsunuz Talat Bey, güzel söylüyorsunuz da iş uygulamaya gelince öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Evet, diğer gazeteye geçelim. Hürriyet'e bakıyoruz. Hürriyet'in manşetinde yine Fethullah Gülen var. Bilgi geldi, kaçacak. Oo. Türkiye'nin Fethullah Gülen'in tutuklanması için Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı başvuru yazısında üçüncü bir ülkeye kaçacağına ilişkin istihbari bilgilerimiz var, tutuklayın ifadesi yer aldı. Akar'ın ifadesi dosyada. Başvuru dosyasına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beni darbenin başı olarak Fethullah Gülen'le görüştürmek istediler şeklindeki tanık ifadesi de girdi. Ayrıca bazı itirafçı askerlerin darbe Gülen'in emriyle yapıldı ve planları bizzat onaylandı şeklindeki ifadeleri delil olarak gösterildi.
Gülen'e cinayetten suikaste anayasal düzeni yıkmaktan terör örgütü kurmaya kadar ağır suçlamaların yer aldığı yazıda şöyle denildi. Kanlı darbe teşebbüsünün talimatını veren bu kişinin Kanada, Güney Afrika gibi bir ülkeye kaçacağına ilişkin istihbari bilgilerimiz var. Acilen tutuklayın. Ama o az önceki profesörün savunduğu şey bütün ülkeler Gülen'le mücadele etsin deniliyor ya. Amerika kol kanat gerdi bu katile. Devam edelim. Evet, AK Parti milletvekili adayıydı 7 Haziran'da sevgili seyirciler. Diğer gazetede okuduk haberini. Burada yeniden kafanızı ütülemek istemiyorum. Öldürüldüğü yazıyor. Selde 13 kişi öldü, tek sorumlu yok. Samsun'un Canik ilçesinde 4 yıl önce 13 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili aralarında belediye başkanının da bulunduğu 13 kişi hakkında açılan soruşturmada savcılık doğal afet gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak bilirkişi raporunda DSE'nin %50 kusurunun bulunduğu dere yatağında düşük kotta yer alan kaçak yapıların zamanında yıkılmaması ve kanalizasyon çalışmalarının yapılmaması nedeniyle Canik ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin %20 ve 30 oranında kusurlu olduğu belirtilmişti. Evet, yukarıya çekelim. Evet, bunlar televizyonların program reklamları. Oraları geçiyoruz. Kesinlikle yemeyin. Profesör Doktor Fatih Özoğul, Akdeniz'de görülen balon balığının zehrinin siyanürden 1200, morfinden 3 kat daha etkili olduğunu söyledi ve kesinlikle yenilmemesi uyarısında bulundu. Balon balığı zehirliymiş. Öğrendik. Siyanürden 1200, morfinden 3 kat zehirli balon balığı. Haberiniz olsun. Evet. Karadeniz'in efendisi artık Türkiye'de değil. Rusya Genelkurmay Başkanı Gromyslyov diplomatik açıdan oldukça şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Birkaç yıl önce Rus Karadeniz filosunun askeri kapasitesi Türklerinkiyle kontrast halindeydi. O zamanlar Türkiye'nin neredeyse Karadeniz'in efendisi olduğu söyleniyordu. Son birkaç yılda Karadeniz'deki güç dengesi köklü biçimde lehimize değişti. Türk Deniz Kuvvetleri artık bu suların hakimi ve efendisi değil demiş, halt etmiş. Evet, bakalım diğer gazetelere. Habertürk, sevgili seyirciler, Habertürk'ün manşeti. Devletin zararı 6 milyar TL. Yasa dışı bahsin bilançosu. HT Spor yazarı, eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, illegal bahis çetelerinin topluma verdiği zararı anlatmış. Demiş ki 10 milyar TL'lik kaynak. İllegal bahse karşı ilk adımı 2004'te atıldı. Yasa dışı oyunlar yasaklandı. Legal bahis için ilk ihale yapıldı. Her yıl çığ gibi büyüyen kaynak 2015'te 10 milyar TL'ye yaklaştı. Bunun 5 milyarı oynayanlara, 3 milyarı kulüplere, 2 milyarı ise devlete aktarıldı. Başka ülkelere, bölücülere giden paralar kesildi. Ağır yaptırımlara rağmen illegal bahis yerine gündemde 18 yaşından küçükler oynuyor, pek çok sporcu, antrenör ve eşini kullanıyor. Devletten kaçırılan para 6 milyar TL, en büyük zararı da kulüpler görüyor. Bu çeteler ve arkasındaki güçler ortaya çıkartılmalı. Evet, Habertürk'ün manşeti. Evet, 3 cephenin komutanları. Türk Silahlı Kuvvetleri karargahlarda FETÖ yurt içindeki PKK sınır ötesinde IŞİD ve PYD'ye karşı amansız mücadele veriyor. Terörle mücadelenin ana karargahı 2. Ordu'nun başında Kor General İsmail Metin Temel var. Çukurca'da kumpas mağduru 2 general operasyonları yürütüyor. Sevgili seyirciler, bu haber de bu şekilde Habertürk'ün birinci sayfasında yerini almış. Şehitlere veda. Başka bir haberimiz. Fırat Kalkanı'nda şehit olan uzman çavuş Halil Gedik, uzman onbaşı Burak Türkoğlu ve uzman er Burak Karakoç son yolculuklarına uğurlandı memleketlerinde. Evet, Süleyman Soylu'nun
teröre karşı acımasız olacağız haberi Habertürk'te de yerini aldı. Almanya kapattı, şunu merak ettim, okuyalım bunu da. Almanya Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve okullarını 16 Eylül'e kadar kapattı. Büyükelçilik dışişlerinin güvenlik uyarılarına dikkate alın diye uyarıda bulundu. Bakalım, herkes ilgilendiriyor asgari ücret. Kapıyı açabilir miyiz Aydın Bey? Kapıyı açabilir miyiz? Asgari ücret 70 TL düşebilir. Dikkat, çok da bir de düşecek. Net 1300 TL olan asgari ücret Ekim'de %20'lik vergi dilimine girerse çalışanların aylık ücreti 70 TL kadar azalacak. Sendikalar düzenleme istiyor. Günaydın, düştü bile. Eğer %20'lik vergi dilimine girerse asgari ücret alıp da alacağı kazancını kazanacağı para zaten 70 lira düşüyor. Şimdi düşmedi ki, bu aylardan beri düşüyor. Evet, yani Habertürk'e ben çok şaşırdım aslına bakarsanız. Habertürk bir sene sonra, 1,5 sene sonra mı bu işten haberdar oldu efendim? Günaydın. Zaten o paralar düşüyor. Evet, diğer gazeteye bakalım. Vatan Gazetesi. Unutulma hakkı. Anayasa Mahkemesi bir ilke imza attı. Hakkındaki uyuşturucu haberlerini internet sitelerinden kaldırmak isteyen kişiyi unutulma hakkı vardır diyerek haklı buldu. Benzer davaların yolunu açtı. Bak bak bak. Bir daha okuyalım. Cümleyi bir daha okuyalım. Üzerinden geçelim. Anayasa Mahkemesi bir ilke imza atmış. Hakkında uyuşturucu haberlerini internet sitelerinden kaldırmak isteyen kişiyi unutulma hakkı vardır diyerek haklı buldu, benzer davaların yolunu açtı. Şimdi yorumlayalım bunu. Eğer uyuşturucu satmaktan vazgeçmişse, uyuşturucu kullanmaktan vazgeçmişse, uyuşturucuyu özendirmekten vazgeçmişse, çocukların, gençlerin uyuşturucuya meyilli vatandaşların kafasına girmekten vazgeçmişse, tamam. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar doğru. Ama sen uyuşturucu satmaya devam ediyorsun. Pazarlamaya devam ediyorsun. Kullandırmaya zorla veya özendirerek kullandırmaya devam ediyorsun. Okulların çevresinde avlanıyorsun. Gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak için avlanıyorsun. Ondan sonra yok, benim haberim çıktı. Benim unutturma hakkım var. Siz bunu internet sitesinde kaldırın. İşte bu kararlar alınırken ilerisi düşünülerek alınmıyor kararlar. Koyarsın bir madde, dersin ki tamamen kullanmayı, satmayı, özendirmeyi, pazarlamayı bırakmışsa tamam, unutturtalım. Haberlerini internet sitelerinden kaldırtalım. Ama devam ediyorsa o zaman aslına bakarsan hükümet ve devlet özendirir. Uyuşturucu kullanmayı, satmayı, pazarlamayı, özendirmeyi. Bu alınan maddenin içeriğinin iyi araştırılması lazım. Belki vardır. Şu benim savunduğum konu var ya, belki içinde vardır. Devam edelim. Dünyada, hayır, olduğu yerde kalalım. Dünyada 2012'de gündeme gelen ve bireye ait kişisel içeriğin bir daha geri getirilemeyecek şekilde internette ortadan kaldırılmasını öngören unutulma hakkı Türk hukukuna girdi. AYM 1998'de uyuşturucu kullandığı için ceza alan NBB'nin başvurusunu haklı buldu. Bu haberlerin kişinin haysiyetini zedelediği gerekçesiyle kaldırılmasını hükmetti. Uyuşturucu, trafik kazası, dolandırıcılık ve darp gibi suçlardan sabıka kaydını sildiren kişiler hakkındaki haberleri sosyal medyadan kaldırtmanın yolu açıldı. Yokmuş, benim savunduğum gibi bir madde yokmuş efendim. Yani siz suçu işleyin, uyuşturucuyu satın, özendirin, kullandırtın, zorla kullandırtın. Ondan sonra ben pişmanım, kaldırın benim haberlerim. Yok böyle bir dünya ya. Ama bak, oldurttular. Anayasa Mahkemesi'nin
aldığı kararla bunu da başardılar. Bundan sonra suç işlemenin yolları bir güzel serbest haline, %100 serbest haline geldi. İnsanlar suçu işleyecekler, haberler yayınlanacak. 1-2-3 gün veya ne kadar bilemiyorum, şimdi süre yazmamışlar burada. İnternet sitelerinde ve medyada, sosyal medyada da kalacak. Dava açtığında veya başvurduğunda o haberler çok kolay kaldırtabilecek. Bunun yolu açıldı. Böylece suç oranları da daha çok yükselecek. Çünkü bakın, kanunla desteklenmiş, kanunla. Manşete bakalım, Vatan Gazetesi'nin manşetine bakalım. Her hafta 500 bomba. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri dahil 27 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon bugüne kadar Irak ve Suriye'de IŞİD'e 15 bin hava saldırısı yaptı, 25 bin IŞİD'li terörist öldürüldü. İyi olmuş, has olmuş. Böyle söyleyince de ondan sonra tepki alıyorum. ABC kanalı koalisyonun 3 yılında Amerikan Merkez Komutanlığı'na ev sahipliği yapan Katar'daki üsse girdi. Operasyonların bilançosu ortaya çıktı. Üste saldırı için 100 uçak hazır bekliyor. İncirli'ye emirler buradan gidiyor. IŞİD hedefleri uydu ve İHA'larla belirleniyor. Onay süresi 4-6 hafta, üst düzey terörist öldürülecekse süre birkaç dakikaya iniyor. Vur emrine en az bir yıldızlı general veriyor. IŞİD'e haftada 500 bomba atıldı, 15 bin yer vuruldu. Bayram yollarda 42 ölü var sevgili seyirciler. Bayramın bilançosu çok kısa bir haber olarak geçirilmiş. Bayram tatilinin 5 gününde yollar yine savaş alanına döndü. Kazalarda 226 kişi yaralandı, 42 kişi öldü. Manisa rakamlarını yarın Denge Gazetesi'nde sizlere ulaştıracağız sevgili seyirciler. Evet, bakalım diğer gazetelere. Evet, Posta'nın biliyorsunuz sürmanşetleri hep magazin. Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler'den romantik sahne. Bunlar bilindik şeyler. İnelim. Korkunç başlığıyla Ali Ağa Devlet Hastanesi'nde görevli polis aynı hastanede çalışan özel güvenlik görevlisini öldürdü. Cinayetin gerekçesi de şöyle açıklandı. Bana sürekli FETÖ'cü diyordu, olmadığımı anlatmak için odama çağırdım, ısrarla FETÖ'cüsün deyince de dayanamayıp öldürdüm. Kim yapmış? Bir polis yapmış. Kime yapmış? Özel güvenlik görevlisini yapmış. Toplumca cinnet geçiriyoruz. Polis, bu cinayet işleyen bir polis. Polis EK, işte bakın sevgili seyirciler, bizim gazeteciler olarak uymak zorunda olduğumuz bazı kurallar var. 18 yaşından küçüklerin isimlerini açık yazamazsınız. Gözaltına alınan kişilerin isimlerini açık yazamazsınız. Efendim, davası devam eden, soruşturması henüz netleşmeyen kişilerin ismini açık yazamazsınız. Kimlerin isimlerini açık yazarsınız? Tutuklanan, öldürülen. Bunların dışındaki hiç kimsenin ismini açık yazamıyorsunuz. Ama bu adam, polis bir adam öldürmüş. Şimdi ismi kapatıldı. Polis EK. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Anlayamıyorsunuz kim olduğunu. E ile başlayıp K ile soy ismi olan her türlü kişinin ismi aklınıza gelebilir. Neyse, bunun daha sonraki bir programda tartışmasını yaparız. 6 ay önce İzmir Foça'dan Ala'ya atandı. 1 ay önce de Ala Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Aynı hastanede özel güvenlik görevlisi olan ve bir dönem AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Yalçın Çakar, 35 yaşındaymış, polis EK'yi FETÖ'cü olmakla itham etti. Adı hiçbir FETÖ soruşturmasında geçmeyen EK ise bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştı. Önceki gün EK bu konuyu konuşmak için Yalçın Çakar'ı hastanedeki odasına çağırdı. Aralarında yine tartışma çıktı. EK silahını çekip Yalçın Çakar'a 6 el ateş etti. Ağır yalanan Yalçın Çakar, bana ben FETÖ'cü değilim diyerek ateş etti. Beni neden vurduğunu anlamadım dedikten sonra öldü. Polis EK ise
odaya giren diğer polisler tarafından yakalandı. Biri toprağa, biri hapse. Yazık, günah. Sadece sakin olmak, mantıklı davranmak ve eğer sakin olamıyorsanız hemen oradan uzaklaşmak, kişinin yanından uzaklaşmak, ortamdan uzaklaşmak, temiz havaya çıkmak, nefes almak, sakinleşip ondan sonra tartışmaya veya konuşmaya devam etmek lazım. İşte bu tür ölümler, bu tür yaralanmalar insanın kendine hakim olamamasından genelde kaynaklanır. Yazık olmuş. Evet, asgari ücret 70 lira azalacak. Az önceki haber, hani güldüğüm haber vardı ya, 1,5 seneden beri aslında bakarsanız kesiliyordu bu 70 liralar, bu %20'yi aşan meblağlardan. İlginç. Okumayalım. Zaten bildiğimiz haberleri okumayalım. Gidenlerin yerine 90 bin öğretmen. Bakalım. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı. FETÖ'ye ya da PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 28.163 öğretmen ihraç edildi. 20 bin öğretmen de açığa alındı. 28.163, 20 bin, 48.163 değil mi oluyor? Evet. Öğretmen açığımızı iki şekilde kapatacağız. Yani 48.163 öğretmen açığı var şu an Türkiye'de. Şubat'ta atadığımız 30 bin öğretmeni işe başlatacağız. Ağustos'ta atanan 20 bin öğretmen de Ekim'de göreve başlayacak. 40 bin norm fazlası ihtiyaç duyulmadığı için alanında görev yapamayan öğretmeni de etkin kullanacağız. Yani şimdi bakın, bakan açıklıyor bunu, İsmet Yılmaz açıklıyor. Tekrar edelim. 28.163 öğretmen ihraç edildi. 20 öğretmen de açığa alındı. Yani bu ne demektir? 48.163 öğretmen şu an 19 Eylül'de açılacak eğitim öğretim sezonunda görev yapamayacak toplamda. Devam etmiş bakan, öğretmen açığımızı iki şekilde kapatacağız. Şubat'ta atadığımız 30 bin öğretmeni işe başlatacağız, yani 2016 Şubat'ında. Ağustos'ta atanan 20 bin öğretmen de Ekim'de göreve başlayacak. Yani 19 Eylül'le Ekim'in başı diyelim, yaklaşık bir 20-25 gün çocukların öğretmeni olmayacak gibi duruyor. Bakanın açıklamasına göre. Ha, bütün illerde böyle mi? Bilmiyoruz. Kimse açıklama yapmıyor ki. Ne valiler açıklama yapıyor, ne Milli Eğitim Müdürleri açıklama yapıyor, ne Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, ne OHAL bürolarındaki vali yardımcıları. Hiç kimse açıklama yapmıyor. Pazartesi günü okul açılacak. Kimse de çıt seda yok. Sanki normal bir günmüş gibi, normal bir şeymiş gibi. Yok yani. 23 yıldır başında kurşunla yaşıyor. Abdurrahman Dağdelen 1993'te vatani görevini yaparken Silopi'de PKK ile girdiği çatışmada yaralanmıştı. Kurşun ensesinden girdi. 6 ay tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Ağrıları bir türlü geçmedi, sürekli ilaç kullandı. Sonunda 3 yıl önce gittiği hastanede tomografi çekilince başındaki kurşunun çıkarılamadığı anlaşıldı. Şu anda da kurşunun çıkarılması imkansız. Adamcağız kurşunla yaşıyor. İlginç. Evet. Sözcü mü arkadaşlar? Evet, Sözcü gazetesi. Sözcü'nün manşeti, AK Partili eski bakanın kızı Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün özel aşçılığını yapmış. Yedirmiş, içirmiş, semizleştirmiş, doyurmuş. Bir dönem iktidar ile Fethullahçıların ne kadar içli dışlı olduğunu bu sözlerle dile getiren Sevinç şöyle konuştu. Her kesimdeki FETÖ'cüleri temizliyorlar ancak siyasetteki ayağına ulaşamıyorlar. Ulaşırlarsa ne olacağını çok iyi biliyorlar. Çünkü kendi içlerindeler. O nedenle siyasi operasyon yapamıyorlar. Mesela önceki kabinede bir bakanın kızının Pensilvanya'da Gülen'in aşçılığını yaptığını duyduk. Bu korkunç bir iddia. AK Parti'de başbakanlık yapmış kişiler bile FETÖ'cü olabilir. Doğru söylüyor. Şimdi iki gün önceydi galiba, AK Parti Manisa Milletvekili, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Baybatur bir açıklama yaptı. Dedi ki, efendim
Facebook'larda, Twitter'larda, sosyal medyada oradan buradan bize sallanıyor, AK Parti'ye sallanıyor. Neymiş efendim konu? AK Parti'nin içerisinde de FETÖ'cüler var savunmasını yapıyor ya herkes sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, orada burada veya kişisel diyaloglarda. Bu AK Parti'ye zarar veriyormuş Sayın Murat Baybatur'un açıklaması böyle. Bunlar konuşulmasın, bunlar edilmesin, bunlar söylenmesin, bunlar gün yüzüne çıkmasın. Tamam, Sayın Murat Baybatur doğru söylüyor olabilir. Yani Manisa'daki gönderdiğimiz milletvekillerin arasında FETÖ'cü olmayabilir. Olabilir de. Olmayabilir de. Ama biz Manisa'dan bahsetmiyoruz ki sadece. Türkiye'de 81 il var. Birçoğu milletvekili çıkardı. Bunların arasında yok mu yani? FETÖ'cü yok mu? Gülen'le ilişkileri olan, Gülen'le diyalogları olan, Gülen'le muhabbet eden, Gülen'i alkışlayan, Gülen için gözyaşı döken, Gülen'in yaptığı çalışmaları zamanında, eskiden. Eskiden dediğim 15 Temmuz'dan önce, Eylül, Ekim, 3 ay önce. Ağlayan, alkışlayan milletvekilleri, bakanlar, partililer, üyeler, ilçe başkanları, il başkanları, yardımcılar yok muydu? Ben en az 200 tanesini hatırlıyorum Manisa'da. Konuşuruz. Sonra konuşuruz. Bakalım. FETÖ gazeteci Meriç'i öldürüp helikopterden denize atmış. Fethullah Gülen'in gizli yüzünü ortaya çıkaran kitabı hazırladığı sırada öldürülen gazeteci Haydar Meriç ile ilgili yeni gelişme. İşte cinayetle ilgili son bilgiler. Cesedi denizde bulunan Meriç'in kıyıdan denize atılmadığı belirlendi. Vücudundaki çarpma izi nedeniyle öldürüldükten sonra helikopterden atıldığı sonucuna ulaşıldı. Dahası şüpheliler FETÖ'den aranan ve havacılık işi yapan Faruk Bayındır'a odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan Bayındır'ın ismi Baykal ve MHP'ye kaset kumpasına da karışmıştı. Evet, kapıyı açan başçavuş makamına otursun. 15 Temmuz günü Erdoğan'ın kaldığı Grant Yazıcı Otel'e ait villayı koruyan polis memuru MG, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'yı savcılığa şikayet etti. Suç duyurusunda Sarıkaya'nın o gece asker gelirse çatışmaya girilmeyecek. Gerekirse makamımı açın, başçavuş otursun talimatını verdiği öne sürüldü. Evet, AK Partili vekil savcıyı suçladı. Evet, şok kuliste Murat Baybatur'la ilgili bir haber var. Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un Selendi savcısını, AK Parti ilçe başkanını FETÖ'den gözaltına aldırdığı için azarladığını iddia etti. Konuşulacak çok şey var aslında. Peki, devam edelim. Ve spor camiası, bakalım spor camiasında neler olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne kartal damgası, siyah beyazların kiralık yıldızı Talisca, eski takımı Benfica'ya müthiş frikik golüyle 90+3'te galibiyetten etti. Beşiktaşlılar havalara uçarken Portekiz'de hain ilan edildi. İlk gol için sosyal medyada sert şekilde eleştirilen Tolga Zengin, ikinci yarıda kalesinde devleşti. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok kurtarış yapan ismi olarak maça damgasını vurdu, kahraman oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, günün en çok ikili mücadele kazanan takımı olan Beşiktaş, geçen sezon çeyrek finalde Bayern'e elenen Benfica'dan deplasmanda puanı kaparak avantajı eline geçirdi. Ormandan iki müjde, Beşiktaş'ın patronu kısa sürede takıma büyük katkı sağlayan Caner Erkin'in internetten Talisca'nın ise Benfica'dan bonservislerinin alınacağını söyledi. Evet. Tam zamanı şimdi.
manşetiyle. Evet, güzel bir mizampaş. Çok beğendim mizampajı. Ligde ilk 3 maçta galibiyetle buluşmayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu gece Ukrayna'da yepyeni bir sayfa açmak için sahaya çıkıyor. Advokat revizyonu yaptı, yeni 11'ini hazırladı. Kısacası sarı lacivertler piyasa değeri sadece 14 milyon euro olan rakip Zorya karşısında kazanmak dışındaki hiçbir alternatifi aklına bile getirmiyor. Yeni UEFA Başkanı Kafer'in Avrupa futbolunun yeni patronu Türkiye'deki destek verdiği Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Kafer'in olduğu sevgili seyirciler. Rio'dan madalya sayımız 7'ye yükseldi. Bir altın, bir bronz parametrikte. Masa tenisinde Abdullah Öztürk altına uzanırken 1500 metrede koşan Semih Deniz ise bronz madalyanın sahibi oldu. Evet, fırtınanın derdi gol. Jangsak, Castillo, Muhammed Demir, Ramil ve Nadoya gibi golcülere sahip Trabzonspor 3 hafta geride kalırken sadece 2 gol buldu. O gollere de Onazi imza koydu. Forvetleri hayata döndürmek için Yanal formül arıyor. Sevgili seyirciler, gözlerimde biraz sıkıntı var. O yüzden çok özür diliyorum. Evet sevgili seyirciler, gazete manşetlerini sizlere okumaya elimden geldiğince, dilim döndüğünce, beynim yettiğince yorumlamaya çalıştım. Suç nişan etmiş olabiliriz. Affola. Yarın sabah aynı saatte Allah izin verirse, ömür verirse, sağlık verirse gazete manşetlerini okumaya ve yorumlamaya ben buradayım efendim. Hoşça kalın.